Bir Gürkan Karadağ ve Serdar Acı Promotion'un düzenlediği boks gecesine hepiniz hoş geldiniz. Günün birinci müsabakasında kırmızı köşede Türk boksör Gürkan Karadağ. Ve rakibi mavi köşede diğer Türk boksör Cenk Yavuz. İstanbul Dağbahçeli Evler'de Gürkan Karadağ Promotion Profesyonel Boks gecesinde Gürkan Karadağ kendi organizasyonunda ringe çıkıyor değerli izleyenler. Karşısında bugün Cenk Yavuz olacak. Gürkan Karadağ birçok dövüş sporunda özellikle profesyonel boksta çok ciddi aşamalar kaydeden bir sporcumuz. Bugün bakalım bir yandan da organizasyonunun altına imza attığı Gürkan Karadağ Promotion Boks gecesinde Cenk Yavuz'a karşı neler yapacak? Gecemizin ilk karşılaşması başlamak üzere. Gürkan tabii ki bu maça favori olarak çıkacak ama bakalım kendisinin performansı nasıl olacak? Cenk Yavuz'a karşı. Cenk Yavuz da kariyerinin ilk profesyonel boks karşılaşmasında. Tüm hazırlıklar tamam ve mücadelemiz başladı. Turuncu eldivenleri siyah şortuyla Gürkan Karadağ, kırmızı eldivenleri ve mavi şortuyla Cenk Yavuz ringde yerini almış durumda. Gürkan düz kartlı, Cenk Yavuz ters kartlı. Biraz daha hareketli olmaya çalışıyor maçın başlarında Cenk Yavuz. Gürkan gayet soğukkanlı, ringin hakimiyetinin sahibi. Hemen daha maçın başında zaten ringin merkezine yerleşti. Cenk şimdi onun çevresinden dönmeye çalışacak ama Gürkan adım adım üstüne gidiyor rakibinin. Cenk Yavuz kapanmak durumunda kaldı. Gürkan kombinasyonuna başladı. İstediği isabet ilk anda yok ama üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışıyor. Cenk Yavuz daha hareketli, ayakları üzerinde. Direk yumruklarını kullanma çabasında. Sağ direğiyle özellikle mesafeyi ayarlamaya çalışıyor Cenk Yavuz. Gürkan şimdi bir kez daha kombinasyon. Cenk Yavuz kapandı. Tekrar bir sağ direk uzattı. Bir sağ direk daha. Henüz daha Cenk'in istediği gibi hücuma geçebildiğini görmedik Gürkan karşısında. Gürkan gayet soğukkanlı o da. Cenk Yavuz dönmeye devam ediyor. Gürkan daha az tabi enerji harcadı. Ringin hakimiyeti hep onda. Bakalım presini hangi noktada kabul ettirecek rakibine. Şimdi sol kroşeyle girdi. Bir sol kroşe daha. Cenk Yavuz kapanıyor bunlara karşı sadece ama özellikle bu siklette bu karşısı güçlü yumruklara karşı kapansanız bile etkiyi hissediyorsunuz tabii ki. Cenk Yavuz'un sağ direkleri. Gürkan sol kroşeyle şöyle bir geldi. Ucuza doğru gitmek istedi. Ardından sol kroşe. Şöyle bir mideye doğru sağ direk uzattı Cenk Yavuz. Sağ direkler sadece mesafe ayarlıyor burada. Sol kroşe boşa gitti Gürkan'dan. Gürkan şimdi iyi bir kombinasyon. Sol kroşeleri çok tehlikeli tabii ki. Onların bir isabeti maçın nakavtla bitmesi anlamına gelebilir. En üstte bir daha ilk round. Sporcuların da birbirini tanıması açısından da bu round önemli. Gürkan'ın yumrukları kartta kaldı Cenk'e karşı. Cenk yine işte o ters karttan sağ direkler. Gürkan'ın yaklaşmasını izin vermek istemiyor ama Gürkan şimdi mesafeyi kapattı. Gidiyor rakibin üstüne kroşelerle geldi. Cenk oradan bir alan yaratmayı başardı kendine ama Gürkan Karadağ belki maçta ilk kez bu kadar etkili bir atak sergilemiş oldu Cenk Yavuz'a karşı.
Evet, round'un son 10 saniyesi işareti gelmişti. Şimdi round'un sonu geliyor. Gürkan Karadağ, Cenk Yavuz mücadelesinde ilk round'un sonuna geldik değerli izleyenler. İstanbul'da Bahçeli Evler'deyiz. Gürkan tabii ki bir yandan gecenin organizasyonuna imza atarken bir yandan da burada maça çıkıyor. İşte ilk round'dan tekrar görüntüler ekranlarımızda Gürkan Karadağ'ın gerçekleştirdiği ciddi atak belki de. Cenk Yavuz köşeye sıkıştığında özellikle yalnızca kapanabiliyor Gürkan'a karşı. Ve evet, ilk round'un ardından Cenk Yavuz devam edemeyecek karşılaşmaya. Ve karşılaşmamızın resmi sonucunu şimdi Cenk İhsan'dan alacağız. İlk nakavla kazanan taraf kırmızı köşe Gürkan Karadağ. Gürkan Karadağ karşılaşmayı kazanıyor değerli izleyenler.